Merhaba arkadaşlar. Makine öğrenimi derslerimizin bu videosunda lazer gözler projesini birlikte yapacağız. Lazer gözler, Machine Learning for Kids sitesinin kendi projesi. Biz de adım adım bu projeyi gerçekleştireceğiz. İlk önce projeler sekmesine geçiş yapıyorum. Buradan yeni proje ekle diyerek proje bilgilerimi gireceğim. Proje adına lazer gözler yazıyorum. Burada Türkçe karaktere çok fazla engel yok. Ama engel olursa da Türkçe karakterleri kaldırıp yazabilirsiniz. Tanımak bölümünde ise sesleri seçiyorum. Çünkü bizim kendi sesimize göre bir lazer ışını ortaya çıkartacağız biraz sonra. Zaten hazır şablonumuz var. O şablon üzerinden gideceğiz. Yaratmak diyorum. Projemiz oluştu. Proje ismine tıklıyorum ve karşıma 3 tane bölüm geliyor. Train bölümü veri girişi yaptığımız bölüm. Öğren ve test et girmiş olduğumuz verilerin makineye öğretildiği bölüm. En son yapmak da Scratch programla uygulanması gereken bölüm. Train diyorum. Arka plan gürültüsü olarak bir hazır etiket geliyor. Seslerde bu her zaman oluyor arkadaşlar. Bulunduğunuz ortamın ilk önce bir sessiz şekilde kaydını alın ki sizin sesinizle ayrıştırma işlemi yapabilsin. Biz yeni etiket ekli diyoruz. Burada da söyleyeceğimiz kelimeyi kullanacağız. Ben lazer göz diyeceğim. Buranın bir anlamı yok. İçindeki ses kaydı daha önemli. Burası sadece bilgi metni gibi bir şey düşünebilirsiniz. İçerisinde istediğinizi söyleyebilirsiniz. İngilizce de söyleyebilirsiniz, Türkçe de söyleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Sonuçta sizin kaydınıza göre bir algılama yapacak. O yüzden kayıt çok önemli değil. Şimdi ilk önce arka plan gürültülüğünü kaydedelim. Örnek ekle diyorum. Böyle bir alan çıkıyor. Mikrofona tıklayarak ses kaydını başlatacağım. Evet, ilk sesimizi kaydettik. 10 tane kayıt yapalım. Evet, 10 tane kaydımızı yaptık. Bu bizim odamızın veya bulunduğumuz ortamın arka plan gürültüsü olacak. Şimdi bir de kendi konuşacağımız metni istediğiniz söyleyebilirsiniz. Ben lazer göz kaydını yapacağım. Örnek ekle diyorum. Tıkladığım an kayda başladığı için direkt söylemem gerekiyor. Lazer göz. Bu şekilde 10 tane kayıt yapacağız. Lazer göz. 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 Bunu iptal edelim, tekrar yapalım. Lazer göz. Bu şekilde 10 tane de ses kaydımızı yaptık. Projeye geri dön diyorum. Artık bunları makinemize öğretelim. Öğren ve test et diyorum. Buradan yeni makine öğrenimi diyorum. Evet, şuradaki çizgi dolduğunda makinemiz öğrenmiş olacak. Evet, makinemiz öğrendi. Bir test edelim. Lazer göz. Lazer göz dedim. %100 güvenle testini yaptı arkadaşlar. Projeye geri dönüyorum. Şimdi yapmak diyerek Scratch programını açacağız. Evet, Scratch programını açtık. Hazır bir şablonumuz var demiştik. Project Template diyorum yukarıdan. Buradan uygulamayı bulalım. Lazer gözler olarak burada duruyor. Evet, uygulamamız geldi. Arka planda kendi görselimiz var. Ne yapacağız şimdi? Bu görselden işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Buradaki 4 tane kuklamız var. Dekorlar var. Bu dekorlara göre de işlemleri yapacağız. Şimdi dekorlar içerisinden başlıyoruz. Diğer tarafa zaten işlem yapmayacağız. Makine öğrenimi kodlarımız sadece dekorlar içerisinde olacak. Şimdi ilk önce şurayı dolduralım. Burada left eye yani x y olarak da gözlerimizin şuradaki gözlerimizin konumunu bulmamız gerekiyor. Bunun için de bir eklentiye ihtiyacımız var. Sol alt tarafa geliyorum. Buradan face detection olarak alıyoruz. Evet, eklentimizi aldık. Burada size of noise, x chord of noise yazıyor. Buradan ne yapacağız? X y olanlarını buradaki x'e olan yerlere yerleştireceğiz. Hemen yerleştirelim. X'i aldım. Şurada x yazıyor. X'e koyduk.
X'e yerleştirdik hemen. Y'leri de Y'ye koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yerleştirdik. Şimdi bakıyoruz. Sol göz X demiş. Biz de buradan sol gözü seçiyoruz. Sol göz Y. Sağ göz X. Sağ göz Y. Ne yaptık? Gözlerimizi yerleştirdik. Yani bizim yüzümüz tanındığında gözlerimizin yeri belli olacak. Ve o gözlerden de ışınlar çıkarak cam şişeleri patlatacak. Peki bu işlem ne zaman olacak? Yani bizim gözlerimizi ne zaman bulacak? Hemen geliyoruz lazer gözlere. Buradan diyoruz ki lazer gözler sesini duyduğunda diyoruz. Ne yapacak? Bizi dinleyecek. Duyduğunda gözleri çıkartacak. Bu tamam arkadaşlar. Bunu köşeye çektik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bir koşulla başlıyoruz. Eğer ise diyorum ne yapacak? Eğer benim makine öğrenmem varsa, o eğitimim gerçekleştiyse işlemler yapacağımız için ilk önce gerçekleşmediği duruma bakacağız. Yani olumsuz duruma bakacağımız için operatörlerden ne alıyorum? Değil'i alıyorum. Ne değilse diye bakacağız. Geliyorum hemen. Şöyle yerleştiriyorum. Tabi bunu değilin içine yerleştireceğim. Diyorum ki benim makine öğrenme modelim hazır değilse, yani kullanımı hazır değilse olarak işlemi yapıyorum şimdi. Peki hazır değilse ne yapacak? İlk önce bizim modelimizi hazır hale getirecek. Tamamdır. Değilse hazır hale getirecek. Daha sonra ne yapacak? Kontrolden olana kadar bekle diyorum. Ne olana kadar bekleyecek? Benim makinem hazır olana kadar bekleyecek. Tamamdır. Hazır oldu diyelim. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Geliyoruz değişkenlerimize. Birçok değişken var burada. Hazır şablon olduğu için biz buradaki bilgileri kullanıyoruz. Hemen yap olanı alıyorum. Ve diyorum ki timer'ı yani zamanlamayı 60 yap. Biz oyunumuzu 1 dakika süreyle oynayacağız. O yüzden 60 yapıyorum. Tamam, süreyi belirledik. Artık dinlemeye başlayabiliriz. Ne yaptık? Lazer gözler içerisinden start listini aldık. Ne yapacak artık? Dinlemeye başlayacak. Bizi arka planda dinleyecek. Tabi bu arada da dinlerken de şişeleri yerleştirecek. Ne yapacak? Rastgele ekrana bir şişe yerleştirecek. Bunların kodu zaten şablon içerisinde hazırlanmış durumda. Kodları da kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Şişeleri de yerleştirdik. Kontrole geliyorum. Olana kadar tekrarla diyorum. Bizim bir 60 dakikamız vardı. Ne yapacağız? Pardon, 60 saniyemiz vardı. Bu 60 saniye tek tek düşürmemiz gerekiyor. Diyorum eşitlik alıyorum. Ve diyorum ki değişkenlerden. Benim timer'ım zamanım 0 olana kadar tekrarla. Ne yapacak 0 olana kadar? Kontrolden 1 saniye bekle alıyorum. Her 1 saniyede 1 ne yapacak? 1 azalacak. 1 kadar değiştir aldım. Tabii neyi değiştireceğiz? Timer'ı eksi 1 kadar değiştireceğiz. Çünkü 60'tan 0'a doğru bir iniş yapacak. Tamam, 60'tan indi, 0 oldu. Artık işlem bitti. Yani dinlemeyi durdurabiliriz arkadaşlar. Dinlemeyi de durdurduk. İşlem bittiğine göre bir de haber salalım. Diğer taraflar bunu bilsin. Geliyorum olaylara. Haber sallıyorum. Game over haberini salacağım. Şimdi tam ekran yapalım ve uygulamamızı test edelim. Yeşil bayrağa tıklıyorum. Uygulamam başladı. Lazer gözler. Lazer gözler. Lazer gözler. Şu an çalışmıyor arkadaşlar. Böyle durumlarda ne yapabiliriz? Şu an projemiz hazır. Dosyadan bilgisayarına kaydet deyip indirebiliriz. Daha sonra çarpıya basıyoruz. Scratch'i kapatıyoruz. Tekrardan Scratch 3'te aç diyorum. Evet, Scratch'i tekrardan açtık. Dosyadan bilgisayarından yükle diyerek indirmiş olduğum projemi açıyorum. Kodlarımızı şöyle tekrardan görebiliriz. Şimdi tam ekran yapıyorum. Bir daha test edelim. Tıkladık. Lazer gözler. Gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştirdi. Bizim sesimizi tanıdığı için şu an hala bazı yerlerde algılamaya devam edebiliyor. Lazer gözler. Lazer gözler. Lazer gözler.
Lazer gözler. Lazer gözler. Evet, şu an 0 oldu. Artık lazer gözler işlemi bitti. Çünkü durdur demiştik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sessiz olduğunda daha iyi oluyor. Ama ses çıktığında birazcık sesten etkilenebiliyor. Çünkü ilk baştaki kaydımızda bu lazer sesi yoktu. Sonradan lazer sesi geldiği için o sesi de sanki ses kayıtlarındanmış gibi algılayabiliyor. Siz daha fazla örnek ekleyerek bu sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışabilirsiniz. Çünkü biz 10 tane veri ekledik. O yüzden birazcık benzerlikler buluyor olabilir. Evet, uygulamamız bu şekilde. 0 olana kadar lazer gözler diye kaydettiğimiz sesi söylediğimizde gözlerimizin bulunduğu noktadan lazerler çıkıyor. Tabi yüz algılama şöyle yan durduğumuzda biraz farklı algılayabiliyor. Net baktığımızda gözleri daha doğru bir şekilde bulabiliyor. Evet, uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başta çalışmazsa kodları yazdınız aynı şekilde. Bir çalıştırın, çalışmazsa dosyayı bilgisayarınıza indirin. İndirdikten sonra ne yapabilirsiniz? Tekrardan onu yükleyip kullanabilirsiniz. Hem bu sayede daha iyi olabiliyor. Evet, projemiz bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.